Selamlar herkese. Ben Öğretmen Ağ ekibinden Yakup. Öğretmen Ağ olarak bugün Medyascope ve Eğitim Reformu Girişimi işbirliğiyle hazırlanan Eğitim 360'ın konuğuyuz. Bugün Öğretmenler Günü olması sebebiyle öğretmenlere, daha doğrusu öğretmenin iyi olma haline dair konuşacağız. Bu bölümde Öğretmen Ağ Genel Koordinatörü Buket Sönmez, Öğretmen Ağ Değişim Elçileri Cansu Öztürk ve Dilan Özdemir bizimle olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Aslında hepimiz hoş geldik bir yandan. Girişte de ifade ettiğim gibi bugün öğretmenin iyi olma haline dair konuşacağız. Şuradan başlamak istiyorum. Aslında birçok meslek grubu için zor bir seneydi 2022. Hem eğitimin hem de genel olarak dünyanın gündemi yer yer yordu bizleri. Böyle zor dönemlerde iyi olma hali dediğimiz durumu çokça duyduk. Yine özellikle son birkaç senedir öğretmenin iyi olma hali sık sık konuşulan bir konu. Hem öğretmenler kendi aralarında çokça konuşuyor hem de eğitime dair çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları ve uzmanlar çokça konuşuyor bu konuyu. Dilan Hocam sizinle başlayalım istiyorum. Sizin için ne anlama geliyor bu kavram? Ve bir yandan da böyle kendi iyi olma halinizi de düşününce ne söylersiniz? Genel olarak iyi olma hali aslında bizim bireysel iyi oluş halimiz, öğretmen olarak da iyi oluş halimizi etkiliyor. Yani iyi oluş hali dediğimiz şey içinde bulunduğumuz durumda genel olarak ne kadar memnunuz bununla alakalı bir şey. Tanımsal olarak zihinsel, duygusal, sosyal ve fiziksel olarak ne kadar memnunuz genelde bu şekilde açıklanıyor. Ama benim hissettiğim iyi olma haliyle ilgili şey şu, yaptığım işte bir öğretmen olarak ne kadar huzurluyum ve geçmişten getirdiğim kaygılar, şimdiki ve gelecekteki kaygılarım ne durumda? Bununla ilgili sorguladığım bir durum. Ve kendi iyi oluş halime baktığım zaman şunu düşünüyorum. 6-7 senedir öğretmenlik yapıyorum ben. Ve 6-7 senedir ilk defa bu sene iyi oluş halinin içerisinde yer alan kavramlar, az önce de bahsettiğimiz gibi tükenmişlik hissi, stres, bu sene ilk defa hissetmeye başladığım, karşı karşıya kaldığım duygular. Dönüp bunun nedenlerine baktığım zaman karşılaştığımız örnekler zor örnekler ve gerçekten profesyonellik isteyen örnekler. Ve buralarda gücümün yetmediğini hissettiğim anlarda, yalnız olduğumu hissettiğim anlarda, işbirliği yapamadığımı hissettiğim anlarda iyi oluş halimin biraz daha geriye gittiğini düşünüyorum. Ama yine de orta seviyelerde olduğunu söyleyebilirim kendi iyi oluş halimin. Bu şekilde. Çok teşekkürler. Esen Cansu Hocam, size dönelim. Siz iyi olma halinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu mesleğin bir mensubu olarak öğretmenin iyi olma halini nasıl okumak, nasıl değerlendirmek gerekir? Aslında ilk iyi olma hali kavramı üstünde düşündüğümüzde bana psikolojik iyi oluş geliyor aklıma. Psikolojik danışman olarak da öğretmenlik mesleğinin içinde profesyonel anlamda mesleğimi yürütmeye çalışıyorum. Ama bunun için önce kendimin psikolojik iyi oluşuna dikkat etmeye çalışıyorum ki çevreye yararlı olmak ve faydalı olmak ikinci amacımız. Burada öğretmenin de kendini iyi olma halini biraz daha ekip içi işbirliğine, öğrenciyi ile bağ kurmasına, yönetimle iletişimine, kendini alanında yetkin ve etkili hissetmek aslında okulun içinde bu kavramlarla iyi olabileceğini düşünüyorum. Dilan öğretmenime katılıyorum. Uzun bir zamandır belirsizliklerin de olduğu bir süreçteydik pandemi sürecinde ve psikolojik iyi oluşumuza daha çok döndüğümüz, kendimize öz şefkat yapmamız gereken bir dönem belki ve kendimizi beslediğimiz alanları artırmamız gereken ve zenginleştiğimizi hissettiğimiz alanlarda biraz daha içimize döndüğümüz ve psikolojik olarak iyi olmamız gerekiyor diye düşünüyorum ben de. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık bu girizgah için. Şimdi aslında söylediklerinizden de biraz onu çıkarıyorum. Öğretmenlik profesyonel bir meslek ve bazen mesleğin bu yönünü gözden kaçırabiliyoruz. Öğretmenler bir dönem içerisinde karşılaştıkları problemlere dair yaratıcı ve akılcı çözümler getirirken bir yandan da mesleğin itibarına, entelektüel yanına, dinamizmine de katkı sunuyorlar. Bunu da yapıyorlar.
Fakat onlar bunu yaparken karşılaştıkları sorunları konuşmak ve toplum olarak, bireyler olarak bunu gündemimizde tutmak bizim biraz eksik kaldığımız durum. Çünkü mesleğe dair bir kutsallaştırmanın peşine düşüyoruz ve bu durumda sorunların bir nevi üstünü kapatıyor sanki. Burada Buket'e dönmek istiyorum. Buket, böyle bir durum karşısında acaba biz neyi yanlış yapıyoruz? Bu konuyu konuşmaya nereden başlamak, nasıl başlamak gerekiyor sence? Belki neyi yanlış yaptığımızdan çok doğruyu nasıl buluruz diye düşünmek belki daha iyi olabilir ama başta şunu kabul etmek lazım. Öğretmenlik pek çok meslek grubundan çok farklı bir yerde duruyor. Yani pek çok meslekten ayrıldığını kesinlikle ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Hem çok kalabalık bir meslek grubu hem de aslında biz hani Türkiye'nin en büyük ailesi, aslında bütün ülkelerde de böyle eğitim ailesi diyoruz. 19 milyonu aşkın K12 düzeyinde öğrenci var. Ve bu öğrencilerin bakım verenleri, ebeveynlerini vesaire düşündüğümüzde bu sayı çok ciddi anlamda artıyor. Ve doğal olarak da aslında bunu pandemide de konuştuk. Hatırlarsan pek çok da bu konuda derinleştiğimiz çalışmalar oldu. Okul hala ne kadar önemli bir yerde duruyor diye. Yani bunun dört duvardan ibaret olmadığını öğrendik ama okul çocuğun gelişiminde, sosyal duygusal gelişiminde aileden sonraki en önemli yer ve okuldaki en önemli aslında aktör de öğretmen. Bu hem tüm toplumsal, aslında toplumun her kesiminden kişilerle etkileşim halinde olan ve de aslında toplumsal sorunlarıyla da her gün yüz yüze olan bir meslek grubu. Yani öğretmenin gerçekten omuzlarına kocaman bir yük veriyoruz ve herhalde onu da biraz böyle şey yapmak için, farklı ifade etmek için öğretmenlik mesleğini kutsallıkla atfediyoruz. Oysa ki öğretmenlik bir profesyonel meslek. Evet, çok önemli bir meslek. Evet, pek çok meslekten ayrı, sevilmeden yapılacak bir meslek değil. Ama bu öğretmenin o kutsallığın altında tek başına ezilip bütün bu sorunlarla tek başına mücadele edecek kudrete sahip olmasını gerektirmiyor. Dolayısıyla öğretmenin orada çok ciddi anlamda desteklenmesi, herkesin öğretmenle işbirliği yapıyor olması ve dolayısıyla da itibarını teslim etmesi gerekiyor. Yani öğretmenin hem itibarsızlaştırmaktan uzaklaştırmak hem de aslında çok desteklenmediği, işbirliğine açık olmayan, kendi başına mücadele ettiği kutsallaştırılmış bir ortamdan uzaklaştırmanın en iyi yanı onun destek alacağı işbirliği ortamlarını arttırmak, öğretmenlerin iyi yaptıklarını daha yüksek sesle söylemelerine izin vermek, onların ihtiyaçlarını, gelişim ihtiyaçlarını ya da işte karşılaştıkları sorunları duymak, anlamak ve aslında diyaloğu oradan başlatmak gerekiyor diye düşünüyorum özellikle. Çok teşekkürler. Çok da katılıyorum. Özellikle yük sözcüğünü böyle çekmek istiyorum konuştukların arasından. Çünkü son birkaç senedir hem birlikte çalıştığımız öğretmenlerde gözlemlediğimiz ve duyduğumuz bir şey hem de bizim yakinen takip ettiğimiz de bir durum. Pandemiyle beraber böyle öğretmenlerin üzerindeki yük, sorumlulukları ciddi ölçüde arttı. Dediğin gibi aslında bu bir yandan artarken bir yandan biz de o kutsallaştırmaya dönük dozumuzu ve dilimizi artırıyoruz gibi. Tam da burada Esen Cansu Hocam size dönmek istiyorum. Bu kutsallaştırmanın sizdeki karşılığı ne? Yani mesleğinize dair sorunları konuşurken bu kutsallaştırma dili bazı şeyleri, bazı konuları konuşmayı engelliyor mu sizce? Ben de çözüm odaklı olmaktan direkt aklımda bu kavram aslında yansıdı. Kutsallaştırmak derken aslında bir şeye tapmak da, ama burada aksayan yönleri de konuşmak belki. Ve orada da aksayan yönler varsa orada çözümcül olmak. Mesela yaratıcı çözümler sunuyor öğretmenler dedim konuşurken. Mesela burada aslında yaptığımız işin her alanında çözümcül olmak geldi aklıma. Mesela pandemi döneminde bunu çok fazlaca hissettik. İşte öğretmenin iyi olma hali yalnızca olağan dışı değil, olağan dönemlerde de mesela yok sayıldı. Hani bir sorun yokken de ya da işte olağan dışı bir durumdayken de hani buna
önem vermek gerekiyordu. Bu öğretmenin kendini hem ait hissetmesiyle ilgili, kutsallaştırmak aslında aidiyetinin de yüksek olduğunu gösterir. Ama bazı zamanlarda tükendiği durumlar da vardı. Burada da Buket'e katılıyorum, işbirliği içinde. Belki orada zümresinden, yönetimden, eğitim yöneticisinden destek almak ve orada sorunlarını da konuşabilmek ve yaptığı işte değer görmek aslında. O değeri de ve arkadaşları arasında da takdir etmek de olabilir. Ben burada birazcık daha sorunu anlamak temeldeki ve bunu çözümcül bir şekilde konuşabilmek, anlayabilmek, empati kurabilmek olarak da görüyorum. Ağzınıza sağlık. Dilan Hocam, siz ne dersiniz? Ben de bu konuyla ilgili şöyle bir şey düşünüyorum. Yani toplum aslında öğretmenlik mesleğiyle ilgili toplumun kafası biraz karışık gibi geliyor bana. Bir yandan kutsallık atfediliyor, bir yandan da şöyle bir durum var. Öğretmenliğin çok kolay olduğuna dair işte 3 ay tatil, hafta sonu tatil, işte salla başa al maaşı tarzı çokça şey söyleniliyor. Bir yandan da işte kutsallık bir çelişki yaşanıyor. Hani sizler de değindiniz. Bir kere şunu kabul etmek gerekiyor. Öğretmenlik zor bir meslek. Bunu kabul etmek gerekiyor kesinlikle. Van de Waal'ın bir kitabında şey söylüyor öğretmenliğe dair. Bir ağaç dikmek için en iyi zaman 20 yıl önceydi. İkinci en iyi zaman ise bugün. Öğretmenlik de böyle bir şey. Sürekli güncellenmek isteyen, durağan olmayan bir şey ve eskimiş bir şey değil. O yüzden bu açıdan baktığımız zaman aslında sürekli günceli takip etmek zorundayız. Sürekli dinamizm yakalamak zorundayız. Buralardan tuttuğumuz zaman gerçekten zor bir meslek. Öncelikle ben bunun kabul edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve bunlar kabul edilirken, bu zor meslek olduğu kabul edilirken şu açıdan da bakmak gerekiyor. Bizim belki nesnel iyi oluş halimiz biraz daha gözlemlenebilir bir şey işte. Hani okuldaki imkanlarımız vesaire, ekonomik durumlarımız iyidir, kötüdür. Ama gözlemlenebilir bir şey. Ama bizim öznel iyi oluşumuza dair çok da fazla bir şey gündeme gelmiyor. Yani biz evet bazı koşullar var. Belki de bizi daha iyi etmek için getirilmiş koşullar. Ama biz bu koşullar altında ne hissediyoruz? Öğretmenin duygusu ne? Nerelerde zorlanıyor? Yani neden strese giriyor? Buralar biraz daha sorgulanmalı diye düşünüyorum ben. Bu şekilde. Ağzınıza sağlık. Çok güzel bir özet çerçeve oldu. Şimdi şeyi de biliyoruz bir yandan. Bir arada olmak, dayanışma duygusuyla hareket etmek iyileştirici bir yanı da var bu durumun. Bunu hem öğretmenlerle bir araya geldiğimizde hem de işte çeşitli sivil toplum örgütleriyle konuştuğumuzda hissediyoruz. Aslında öğretmen ağı da bir yönüyle dayanışma ve işbirliği ağı. Dilan Hocam, sizle devam edelim. Böyle ortamlarda bulunmak, meslektaşlarınızla ve farklı disiplinlerle bir arada üretmek ve paylaşmak sizin için ve mesleğiniz için ne ifade ediyor? Şöyle, aslında ben şunu düşünüyorum. Bizim öğretmen ağı içerisinde de konuştuğumuz sorunlar öğretmenler odasında hiç konuşulmuyor değil. Ama bence öğretmen ağı gibi topluluklarda bir araya geldiğimizde farklı olarak derinleşip çözüm üretmeye çalışıyoruz. Sanırım çözüm üretme yanıyla biraz daha ayrılıyor ve bu çok daha iyi hissettiriyor. Şeyi hissediyorum ben, hani bireysel olarak hislerimi söyleyecek olursam, anlaşılabiliyor olmayı, derinleşebiliyor olmayı, kaygı duyduğum bir konuda yine başka biri kaygı duyduğunda onunla işbirliği yapabilmeyi, akademik olarak ihtiyaç duyduğum durumlarda akademiyle sahanın bir araya gelmesi, bunların hepsi hem mesleki anlamda beni çok çok ileri götüren şeyler ve daha iyi hissettiren şeyler. Çünkü bir yandan da öğretmenliğin şöyle olması gerektiğini de düşünüyorum. Yani dedim ya az önce de, eskimiş ve durağan bir meslek değil. Bir yandan sürekli yetersizlik hissinde şu anlamda olmalıyız. Yani sürekli gelişime açık olma anlamında söylüyorum bunu. Bu anlamda öğretmen ağı gibi oluşumların çok çok besleyici bir yanı var. Dediğim gibi anlaşılabiliyor olmak, mesleki anlamda daha iyi hissedebilmek ve o tükenmişlik hissi, stres ve kaygılar, buralarla ilgili törpüleyici özelliği çok çok kıymetli diye düşünüyorum.
Aslında öğretmenliğin o entelektüel, dinamik tarafına dikkat çekiyorsunuz ki ben de sorulardan birinde onu vurgulamaya çalışmıştım. Hakikaten öğretmenlik böyle sürekli mesleği icra eden kişiyi sürekli öğrenmeyle, başkalarıyla temasla, farklı kişi ve kurumlarla bir araya getirmeye meyyal bir yapıya sahip. Bu yönü de bence mesleği öne çıkaran bir karakteristik yan. Dolayısıyla ben de katılıyorum o değerlendirmenize. Esen Cansoz hocam, sizinle devam edelim. Siz meslektaşlarınızla ve farklı disiplinlerle bir araya gelmek, paylaşmak sizin için neden önemli ve böyle ortamların varlığı ne ifade ediyor? Aslında meslektaşlarımla bir araya geldiğimde hem kendi derdimin de ortaklaşa herkes için aynı olduğunu görüyorum. Yalnız hissetmemek burada ve ait hissetmek ikinci olarak. Ama beslenmek ve zenginleşmek bu gibi ortamların en büyük katkısı diye düşünüyorum. Tükendiğinden de destek almak aslında. Ağda buna birçok fırsat sunuyor. Bizim ağda gördüğümüz, en ağ dediğimizde aidiyet geliyor benim aklıma. Çünkü orada hep bir birliktelik hissi var, hep beraber hissi var, duygudaşlık var biraz daha. Aslında ağda yaptığımız etkinliklerle veya meslektaşlarla beraber olduğumuz başka kurumlarda ya da kuruluşlarda veya farklı ortamlarda inisiyatif de alıyoruz birazcık. Böylece bu okula da yansıyor diye düşünüyorum. Öğrencilerimize yansıtıyoruz diye düşünüyorum. Ve dediğim noktada da aslında olduğumuz yerdeki paydaşlarla tanışıyoruz. Eğitime ve kendi mesleğe katkı sağlayacak paydaşları tanımak da ve onlar aracılığıyla öğretmenlik mesleğine de etki edecek ya da öğrencilerimize etki edecek bilgilere çok daha çabuk ulaşma imkanımız sağlıyor. Bu anlamda zenginleşmek galiba bunların içinde ve ait hissetmek benim en çok yararlandığım iki kavram. Ağzınıza sağlık. Öğretmen ağından söz etmişken burada topu Buket'e atayım. Buket, ağın varlığı dayanışma ve işbirliğine nasıl bir katkı sunuyor? Bir yandan üzerine kurulu olduğu temellerde çok ciddi bir şeyi var, önemi de var bu dayanışma ve işbirliğinin. Neleri yapıyor ağ bu konuda? Aslında çok güzel özetledi Dilan ve Cansu öğretmenlerim. Onların sözün üzerine ne ekleyebilirim bilmiyorum ama belki burada olmayan değişim elçilerinin sesini aktarmak iyi olabilir. Yani biz ağda neler duyuyoruz? Öğretmen ağ bir dayanışma ve işbirliği ağı diye çok kısaca özetleniyor. Ama biraz daha detayına indiğimizde aslında herkesin bize başta söylediği o öğretmenler odasındaki ya da bazen okuldaki o hissettiği yalnızlığı, iyi şeyler yapmak istediği zaman önünün tıkandığı gibi durumlarda aslında öğretmenler kendileri gibi değişimin bir parçası olmak isteyen çok merkezi büyük bir yapıdan bahsediyoruz başında da dediğim gibi. Dolayısıyla sisteme atıfta bulunarak biz kendi etkimizi yaratmakta zorlanıyoruz. Öğretmen ağ biraz bunu sağlıyor. Çok bambaşka branşlardan öğretmenlerin, çok farklı illerden. Şu anda 53 ilde değişim elçimiz var ama işte tüm aslında her ilden öğretmeni de erişen bir yer öğretmen ağ. Orada o karşılaşmalar, aynı sorunları olan kişilerin o deneyim paylaşımları ya da geliştirilen iyi örnekler, stratejilerin birbirlerine aktarılması, kimi zaman bilgi üretmek, kimi zaman sadece belli konularda derinleşmek o özgür alanı veriyor aslında. Öğretmen ağının farklı yaptığı ne var diye söyleyecek olursam, gerçek anlamda özne öğretmen, gerçek anlamda öğretmenle hareket edip onun ihtiyaçlarıyla şekillenen bir yer. Ve hep her yerde bahsediyoruz, yani öğretmen ağının ilk başındaki araştırmada da hatırlarsak öğretmenlerin kendilerini, işte üç tane çok şey vardı, kendilerini güçsüz, çaresiz, yalnız hissettikleri ve bir ölü toprağı olduğunu hissettiklerini söyledikleri bir araştırmamız var. Ağın yani öğretmen ağ topluluğunun ağın varlığı aslında o yalnızlığı bir topluluğa ait hissettiğiniz zaman da yok ettiğinizi gösteriyor. O çaresizliği aynı dertlerden insanlarla birlikte düşündüğünüzde yapabilirim hissiyle harekete geçtiğinizi gösteriyor. Ve maalesef itibarsızlaştırıldığınız bir noktada da böyle yaptığınızda
aslında bulunduğunuz toplumdaki bir değişim dönüşüm öncüsüne dönüşüyorsunuz ve aslında o itibar meselesini de çözmüş oluyoruz. Az önce Cansu dedi ki okulda iyi olma halinden bahsederken alanında yetkin ve etkili hissetmek istiyorum ve bu konuda desteklenmek istiyorum. Dilan dedi ki gücümün yetmediği yerler oluyor. Gücümün yetmediği yerde bir destek almak istiyorum ve beslendiğim alanları arttırmak istiyorum. Aslında az önce söylediler. Tam da buna karşılık gelen bir yapı olduğunu düşünüyorum. Ve burada hiçbir zaman için bir zorunluluk yok, bir üretme kaygısı yok. Tabii ki çok fazla üretim var çünkü odağımız eğitim. Ama bu bizim böyle bu kaygı olmadan birbirimizin iyi halini de gözeterek, o alanı vererek yapıyor olmamız kendi bireysel iyi halimize de ve öğretmenin de iyi haline de iyi geldiğini düşünüyorum özetle. Tabii ki ben öğretmenler konuşmaya başlayınca bayağı uzun uzun konuşuyorum. O yüzden ben burada bitireyim. Güzel bir özet oldu. Şimdi yılın bitmesine de az bir süre kaldı bir yandan. Yaklaşık 5 hafta. Bu yayına da biraz böyle iyi duygularla, geleceğe dair iyi temennilerle kapatalım istiyorum. Bu yıl size iyi gelen şeyler nelerdi? Neyi yapmaktan ya da hangi sürecin parçası olmaktan memnundunuz? Dilan Hocam size döneyim burada. 2023'ten de mesleğinize dair neler bekliyorsunuz? Sözü size verelim. Öğretmen ay içerisinde çok çok çeşitli işler yapıyoruz. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki ben bu işlerin hepsinden çok iyi hislerle, çok güdülenmiş şekilde ayrıldım. Çünkü işbirliği yaptık, çözüm ürettik, derinleştik. O tükenmişlik hissine yaklaşırken geri toparladık. Yani bunlar çok çok kıymetli. Ait hissetme, yalnız hissetmeme, buraları yaşıyoruz. Yani bu işlerde gerçekten kendimi çok çok iyi hissettim ve gelecek dönemlerde de temennim bunların biraz daha bu ortamın okul ortamlarına da yayılmasını isterim. Tabii ki şunu kesinlikle belirtmek istiyorum. Mesleğime ilk başladığım zaman tükenmişlik hissi yaşayan meslektaşlarımı anlamlandıramazdım. Biraz daha oturdukça anlıyorum. Herkesin çok fazla şeyle karşılaşıyoruz. Çok fazla sorunla karşılaşıyoruz gücümüzün üzerinde. Yapmamız gereken çok fazla şey var. Ben her meslektaşımı kesinlikle bunların farkında olduğunu biliyorum, görüyorum. Ama gücümüz yetmeyebiliyor bazen. Bazen tükenmişlik hissine girebiliyoruz. O yüzden çok çok iyi anlıyorum. Ya dileğim şu olurdu ki, şunu dilerdim ki meslektaşlarımın zihinsel, duygusal, sosyal olarak daha rahat bir hale gelip ve okul ortamlarında da çok daha rahat işbirliği yapabildiğimiz, kendimizi yalnız hissetmediğimiz, beraber oturup çözümler ürettiğimiz ve yaptığımız işlerin değer gördüğü bir ortam, deneyim paylaşımları, bunların hepsini yapmayı dilerdim. Gelecek dönemlerde umarım tüm meslektaşlarımın iyi oluş hali en yüksek seviyede olur diyorum. Bu arada bu seneki iyi şeylerden bahsederken burası tamamen bizim kampına değinmemen dikkatimi çekti. Biraz BTB ekibine de buradan ellerine koz vermiş olayım. Bekliyordum burası tamamen bizim kampından söz edecek misin diye. İstersen bir de ondan bahset. Çünkü evet, papara gelebilir ekipten. Evet evet, kesinlikle etmek isterim. Burası tamamen bizim kampı benim için çok çok özel bir alan. Çünkü benim öğretmen ağına giriş hikayemdir burası tamamen bizim kampı. 2020 kampıyla beraber girdim. İsmail şöyle tanımlamıştı beni. İlk sene tanıştı, sonra karıştı. Üçüncü sene en çalışkanımız oldu demişti sevgili İsmail. Yani benim için aslında şöyle bir süreçtir o. Evet, öğretmen ağıyla tanıştım. İkinci sene neyin ne olduğunu çok daha iyi anladım. Ve üçüncü sene artık üretmeye başladım. Hep beraber yani üretmeye başladık. Bu kesinlikle bir işbirliğidir yani. Ağda benim üretiyor olmam aslında birçoğumuzun üretiyor olmasıdır. Burası tamamen bizim kampı. Bu yönüyle çok çok özeldir benim için. Lezzet Ağ, Adana, Mersin, Hatay Değişim Elçilerinin hep birlikte böyle ortaya koyduğu kendine has bir kamp. Her yönüyle öğretmenin var olabildiği, anlaşılabildiği, işler çıkarabildiği bir kamp benim için de bu anlamda çok çok özel bir yere sahiptir. Süper. İyi oldu bunu söyledin. Çünkü kişisel olarak benim için de bu sene burası tamamen bizim kampına katılmak, içinde bulunduğum ve bulunmaktan da son derece keyif aldığım bir organizasyondu.
Buket de vardı, birlikte gitmiştik. Dolayısıyla buradan da hem BTB ekibine hem de konuk olarak gelen, kampa katılan herkese de selamlarımızı iletmiş olalım. Bu arada Esen Cansu Hocam'ın sanıyorum internetinde bir problem var. Şimdi geldi. Esen Cansu Hocam, hazır seni yakalayabilmişken, düşmemişken senden de bir değerlendirme alalım mı? Evet, şimdi Dilan konuşurken o kampta olmama rağmen çok heyecanlandım. Çünkü o kampın bir benzerini biz de aslında kendi bölgemizde düzenleyelim diye yaz çalıştayında çok fazla konuşmuştuk. Böylelikle aslında yaz çalıştayı geldi aklıma, Yakup sen soruyu sorarken. Kavuştay diyoruz biz ona, ya da işte orada kavuşmak anlamında, sarılmak anlamında gerçekten orada bir bütün olduğumuzu çok net hissediyorum. Bana her sene yazın öğretmeni alın yaz kavuştayı çok iyi geliyor. Bu anlamda hem orada üretiyoruz, bazen birbirimizi dinliyoruz ve bazen birbirimizi anlıyoruz. Anlamadığımız noktaları tartışıyoruz, konuşuyoruz, dönüşüyoruz ve değişiyoruz. Bu değişimlerin ve dönüşümlerin çok olduğu, bu ortamların daha da arttığı bir sene diliyorum aslında ben de 2023 için. Bunu söyleyebilirim. Çok teşekkürler. 2022'ye dair böyle hatırladığımız şeylerin bir noktada ortaklaşması beni ayrıca mutlu ediyor. İkinizin de ağzına sağlık. Buket, kapanışı seninle yapalım. 2022 öğretmen ağı için hareketin hem yurt içinde hem de yurt dışında bolca işbirliğinin olduğu, farklı birçok kişi ve kurumla bir araya gelinen, üretilen, paylaşılan dolu dolu bir yıldı. 2023 için ağın hedefleri neler ve buradan bizi dinleyen öğretmenlere, eğitimcilere sen hangi mesajları göndermek istersin? Son söz sende. Öğretmenlerim koydu zaten hedefleri, daha çok kavuşma. Yani tabii ki kolay bir yıl olmayacak 2023. Bütün o zorlukları bilerek daha fazla dayanıştığımız, İhtiyaç duyan herkesin rahatlıkla erişebileceği, yani bunun için çok daha fazla çalışmaya devam etmek gerekiyor. Bu yakaladığımız özgür alanların, işte alt topluluklarımız var çokça ağın içinde. Çok farklı alanlarda çalışan, farklı ihtiyaçlara karşılık gelen, onların çokça arttığı ve bu iyi örneğin de biraz daha duyulduğu bir yıl olmasını temenni ediyorum. Umarım hepimiz için zorluklarıyla beraber çözümleri de barındıran, işte umudu eylemde arayan kişiler olarak bizi biraz da bu anlamdaki motivasyonumuzun güçlendirdiği bir yıl olur. Böyle kapanış cümlelerine geldiğimiz için de çok önemli bir günde bu yayını yapıyoruz. Öğretmenler Günü'nü de bütün bu bağlam sonrasında kutlamak istedim aslında, en başında değil. Gerçekten öğretmeni anlayan, onun ihtiyaçlarını bilen, dinleyen bir yerden yaklaştığımız için. Ve ben şunu temenni ediyorum. Öğretmenlerin birbirinin Öğretmenler Günü'nü kutladığı, az önce Cansu'nun dediği gibi yani meslektaşlarımdan değer ve takdir görmek benim için çok önemli diye. Bence herhalde bu bir anlamda da kültürel bir dönüşümün işareti. Umarım daha çok birbirimize tutunduğumuz, dayanıştığımız, birbirimizi takdir ettiğimiz bir yıl olur diyorum. Çok güzel bir kapanış ve mesaj oldu. Hepinizin ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Keyifli bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Umarım bizi izleyen, dinleyen kişiler de benzer hislere sahiptir. Bugün öğretmenin iyi olma haline dair Öğretmen Ağı Genel Koordinatörü Buket Sönmez ve Öğretmen Ağı Değişimi Elçileri Esen Cansu Öztürk ve Dilan Özdemir'le konuştuk. Ben Yakup, 2023 eğitime dair daha çok konuştuğumuz, iyi ve güzel şeyleri daha çok ön plana çıkardığımız ve öğretmenin iyi olma halini önemsediğimiz bir yıl olur umarım. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler, hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.